Ya Cemre sen ne dediğinin farkında mısın? Ya ben daha kaç kere söyleyeceğim? Ben Ceren'in suratını bile görmeye tahammül edemiyorum. Ne evlenmesi? Hani hatalarının bedelini ödemek istiyordun? Hani kendini temize çekecektin? Bu şekilde mi temize çekeceğim günahlarımı? Bu mu yani yöntem? Hem Ceren'in hatalarının bedelini ödeyeceğim hem de ona istediklerini vereceğim. Böyle mi yapacağım yani? Bu mu yöntem? Bak bir düşün. Karşı çıkmadan önce bir düşün. Oğlunun annesiyle büyümesinin tek yolu bu. Sen Ceren'le evlenmezsen Agah Bey'i bir daha asla göstermeyecek. E haklı değil mi sence de? Sen babamın söylediklerini duymadın mı Cemre? Daha bebeği doğmadan onu satmaya çalışan bir kadından bahsediyoruz burada. Belki de annesiz büyümesi daha iyidir Umut için. Bazı bebekler annesiz daha sağlıklı büyürler. Bak söylediğimi bir düşün. Bunun kararını sen veremezsin. Her çocuk annesiyle büyümeyi hak eder. O söyletiyor sana bunları değil mi? Ceren'in fikri değil mi bunlar? Saçmalama. Sonuçta Umut benim yeğenim. Ve benim de bir teyze olarak sorumluluklarım var. Ayrıca evlat demek sorumluluk demek. Her şeyden önce fedakarlık demek. Gerçekten mi? Bu mu istediğin? Daha iyi bir yol göremiyorum. Peki. 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 Tamam yani. Alo Cenk. Neredesin? Evdeyim. Evdeyim, ne oldu? Gelsene biraz konuşalım. Konuşalım. Konuşalım tabii. Neredesin? Evet. Biliyorum ben orayı. Tamam. Çıkıyorum ben. Hayırdır kız? Kim aradı? Babaanne Cenk aradı. Konuşmak istiyor benimle. Ablam ikna etti galiba onu. Demek kız. Yanlış anlamış olmayasın. Yok. Yanlış anlamadım. Gel konuşalım dedi. Hem Cenk bu. İstemese kestirir atar. Ay babaanne, oluyor galiba kız. Bak düğün ise düğün. Böyle gösterişli bir düğün olsun. Sen koskoca bir torun verdin o Karaçaylara. Biraz senin kıymetini bilsinler. Dur şimdi. Sen beni lafı tutma. Şimdi ben gideyim şöyle güzel hazırlanayım, tamam mı? Tamam, hazırlan. Ay. Böylelikle tüketiciye çok daha doğrudan ulaşabileceğiz. Aslında asıl hedefimiz de bu. Selam. Heh, gel Nedim. Senin projemizin yeni PR sorumlusuyla tanıştırayım. Damla? Evet. Ben çok faydalı buldum Damla'nın fikirlerini. Hatta proje bazlı çalışmaktansa direkt bizim şirkete gelsin keşke. Karaca'yı holdingi bırakıp pek sanmıyorum ama. Yani çok naziksin Yusuf ama ben de pek sanmıyorum. Neyse. Şimdilik bu kadar, ileteceğiz o zaman, ne yapalım? Bence doğru yoldayız dedim. Aklıma yattı benim. Damla çok iyi iş çıkarmış gerçekten. Benim ikinize de güvenim tam. Siz ne derseniz ben okeyim. Harika o zaman. Ha bu arada lansman için size bir konuşma metni hazırladım. Belki rehberlik eder diye. Onu da gönderirim maillerinize. Her şirkete lazım bir çalışanınız var valla. Kıymetini bilin. O zaman ben sizden izninizi isteyeyim. Akşam zaten birlikteyiz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi misin sen? Ha? Durgun gibisin biraz. Yok ya, iyiyim. Bir şey yok. Var bir mesele belli. Gönül işim yoksa. Anlatmak istersen iyi bir dinleyiciyimdir. Anlatmak istesem de anlatamam. O yüzden boş ver. Öyle olsun. Belki başka zaman. Ben çıkıyorum. Görüşürüz akşam. Görüşürüz. İnsanın içine bir kere kurt düştü mü düşüyor ya.
Tamam mı yani? Konuşacaksın yani. Tamam. Niye? İstediğin bu değil miydi? Buydu. Sadece bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Geliyor yani. Gelir şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.